أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üç ne biliyor musunuz? Sohbet etmek ne kadar büyük bir vazife. Resulullah'ın yaptığı işi yapmakla da Resulullah'ın halifesi olunuyor. Tabi sohbeti dinlemek de çok büyük iş. Zira Resulullah'ın sohbetlerini dinleyen insanlar hemen yanı başında olan ashab-ı kiram dediğimiz başını Hazreti Ömer Efendimizin, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin, Hazreti Osman Efendimizin, Hazreti Ali Efendimizin ve diğerlerinin cennetle müjdelenen insanlar bunlar. Değil mi? İşte onların başını çektiği bir gruptan bahsediyoruz. Az iş değil sohbet dinlemek. Rabbim tesirlenmeyi nasip eylesin. Ya Rabbi bizi bütün kardeşlerimizle beraber hakkıyla öğrenip layıkı vecihiyle kullarına emretmeye vasıta eyle. Kullarına yaptığımız vaazla bizleri de amil eyle. Ve Cenab-ı Hak devamlı buyuruyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler için yarattım. İbn Abbas radıyallahu anh ayet-i kerimede geçen bana ibadet etsinler için kelimesini beni bilsinler için yani beni bilsinler diye tefsir etti. Çünkü Mevla'yı bilmeden ibadet edilemez. İman bilmeye bağlıdır. Bilmek de okumaya bağlıdır. Bu nedenle daima ilimle meşgul olalım. Unutmayalım ki bu ilim dinin ta kendisidir. Ve başka bir ayet-i kerime, tabi devam eden ayet-i kerime, ben onlardan bir rızık istemiyorum ve beni yedirmelerini de istemiyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsan Allah'ı bilecek, Allah'a kulluk edecek. Yaratılışının asıl gayesi budur. Yoksa Allah-u Teala Hazretleri kendisini yedirsinler diye yaratmadı. Allah-u Teala Hazretleri bizzat rızkı verendir. Eğer kullar Allah-u Teala Hazretlerine karşı vazifelerini yerine getirseler, emirleri tutup yasaklardan kaçsalar, Mevla Teala gökten yağdırmakla, yerden de bitirmekle bereketli rızıklar ihsan eder. Zira Mevla Teala buyuruyor ki, muhakkak ki Allah Celle Celaluhu Hazretleri ziyade rızık veren, kuvvet ve muhkem kudret sahibi olandır. İşte burayı çok iyi anlamak lazım. İşten sebep, rızık peşinde koşmaktan sebep ibadeti terk edenler bu ayet-i kerimeleri iyi düşünsünler. Bugünkü ders ayetlerimizde çok büyük vaazlar vardır. Tefekkür etmek lazımdır. Şu ayet-i kerimeler de bu manayı tekit ediyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah Celle Celaluhu ona darlıktan genişliğe bir çıkış yolu ihsan eder. Ve onu hesap etmediği, ummadığı yerden rızıklandırır. Şimdi bu ayet-i kerimeyi okuyan kardeşiniz olarak ben. Zaman zaman düşmüyor muyum? Zaman zaman afallamıyor muyum? Yoldan çıkmıyor muyuz? Veya dinleyenler olarak sizler. Bir an bir şüphe, bir an bir düşmüşlük, bir an bir acabalar falan. İnsan nereye düşerse düşsün, ne yaparsa yapsın, Allah'ın zikrinden hiçbir zaman dönmemeli. Başta namazları olmak üzere diğer ibadetler hususunda aynı hassasiyetle hatta daha da ciddi bir şekilde yoluna devam etmeli. İşte bütün bu ayetlerden anlaşılıyor ki Allah'tan başka rızık veren yoktur. Şu halde rızıklarımızı meşru olmayan yollardan, İslam'ın müsaade etmediği yerlerden kazanmaktan sakınalım. Erkeklerin arasında kadınların çalışmasına İslamiyet'in müsaadesi yoktur. Zira Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Ey sevgili peygamberimin ailelerinin manevi evlatları, onlardan bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizzat ilanatı sizin müminlerin anneleridir peygamberin eşleri şeklindeki ifade. Burası önemli. Şimdi madem ki müminlerin anneleriyle görüşme, ayet-i kerime bu. Öyle değil mi? Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra hiç kimse o anneleriyle evlenemez. Evet,
hiçbir şekilde onlar hakkında farklı düşünemez, nikahlanamaz. Böyle olduğu halde, bakın böyle olduğu halde, efendim biz yani sahabe-i kiram en mutlu ve en huzurlu bir toplum, en hatasız bir toplum, mutlaka ufak tefek hataları oldu ama bu dönemlere göre en hatasız bir toplum, kendilerinden istenen ne? Annelerinizden bir şey isterken perde arkasından isteyin buyuran Cenab-ı Hak, bugün için bizim acaba bu noktada geçerli kaidemiz ne olmalı? Burasını çok iyi düşünmek lazım. Ayet dinlemeli, ayet demiş Efendi Hazretleri. Cahilleri dinleme, bu işleri ayet halleder. Cahil halletmez. Benim kalbim temiz. Peygamberin kalbi pis miydi? Sahabe-i kiramın kalbi pis miydi? Veya ondan sonra gelen o güzel insanların kalpleri pis miydi? Hadi buyurun efendi. Bunun versin bana birisi cevabını. Sapık mıydı? Bütün insanlar sapık da bir tek sen mi temiz kaldın bu dünyada? Bu ne demektir? Bu ne aymazlıktır bu? Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Bitti mesele. Araya perde olmadan konuşamazsın. Muhabbet edemezsin. Kaldı ki zaruri olan şeylerin dışında da kesinlikle muhatap almayacaksın. Bir hanımefendi bir beyefendiyi muhatap almayacak. Bir beyefendi bir hanımefendiyi muhatap almayacak. Ne yapalım? Kural böyle. Aşamayız. Aşamayız. Yoksa sınavda kalırız. Evet. Bütün milletin kalbi pis. Bütün milletin kalbi çıfıt çarşısı. Bir tek beyefendininki veya hanımefendininki tertemiz. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bizi yaratan Allah bunları buyuruyor. Bize sadece dinlemek ve yapmak düşer. Nokta. İşin özü, özeti bu kardeşim. İster kabul et, ister etme. Biz bununla aynı bu şekilde yaşamak üzere emrolunduk. Yolumuza bakarız. Hata yapmışızdır. Bizlere yasak olan, görüşülmesi yasak olan insanlarla. Yani yasak derken hiçbir şekilde görüşmeyeceksin. Ha işte falan gibi değil yani. O anlamda değil. Ama zaruri sınırların dışına taşmamak suretiyle emrolunduğumuz, değil mi? Kim olursa olsun karşılaştık. Adres soracak bize belki. Sorması icap ediyor. Bir hanımefendinin veya bir beyefendinin adres sorması icap ediyor. Bir şey sorması icap ediyor. Fırın nerede diye sorması icap ediyor canım yani. Kalkıp da şimdi bu kadar bir cümleyi de elbette ki söyleyeceksin. Az ileride sağda hanımefendi. Az ileride solda beyefendi. Veya az ileride şurada, az geride kaldı. Bunları söyleyeceksin. Ama kalkıp da oturup, hadi bakalım bir futbol takımının yapmış olduğu iki tane futbol maçının özetini bir hanımefendiyle, bir beyefendiyle paylaşmayacaksın. Kaldı ki o muhabbetler bile ipe sapa gelmez muhabbetler de işte bakma. Hadi neyse. Allah'ım Müslümanlara toparlanmak nasip eylesin. Bu mevzu böyle uzar gider. Sabaha kadar konuşulur. Cenab-ı Hak bizlere uyanmayı nasip eylesin. Nokta kardeşim. Dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın azabı Nuh Aleyhisselam'ın kavmine gelmedi mi? Lut Aleyhisselam'ın kavmine gelmedi mi? İşte onlara geldiği gibi her an bize de gelebilir. Komşu ülkelerimizin halini görüyorsunuz. Her gün ateş yağıyor. Onları ayıplamak için söylemiyorum. Biz akıllanalım diye söylüyorum. Artık vaat olunur oldukları günlerinden dolayı vay o kafir olan kimselere. Vaat olunan evet bir gün var. O da kıyamet günü. O kıyamet gününde onlar için hiçbir kurtuluş çaresi olmayacaktır. Bazıları o günden murat Bedir günüdür demişlerdir. Nitekim Bedir günü öyle perişan olmuşlardı ki o günü hiçbir zaman unutamamışlardır. Cenab-ı Hak cümlemizi kurtuluşumuza vesile olan, vesile olacak olan dini İslam'dan ayırmasın. Bizim yarın boynumuzun bükük bir şekilde o mücrimleri bir görseydin diye ayet-i kerimeler var ya. Kusurlu kusurlu biz yaptık. Aman Allah'ım biz bildik, biz duyduk, biz işittik, anladık. İşte böyle perişan bir vaziyette, böyle hallerde olmaktan Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.